Günlük dizi Canım Annemin Meleği. Pek de aslında melek sayılmaz ya. Dilara Büyük Bayraktar bizlerle beraber. Kendisi Dilara bugün gel. Kolejli, masum kız havalarında ama yemeyiz. Günaydın bu arada herkese. Günaydın. Yayınlar. Günaydın. Aa, benim şarkım geldi. Az biraz açalım sesini. Ha. Çok akılda kalıyor ya. Çok. Bayılıyorum. Biz evet. De evde sürekli söylüyoruz ya, sürekli yani. Değiştirirsin. Dizide dengeler değişiyor. İzliyoruz. Bayağı hem de ya. Bu ara özellikle... Meleğin ruh haliyle öyle bir oynuyorlar ki. Aynen öyle. Sana bir şey söyleyeyim mi? Oyuncu olmayan bir kişi o inişleri çıkışları yaşatamazdı. Ya, helal olsun sana. Çok iyi. Dilara, ama senin yüzünde, mimiklerinde normal şartlarda konuşurken bile bir iniş çıkış var, biliyor musun? Şimdi seni takip ediyorum deminden beri, sağa bakıyorum, sana bakıyorum falan. Bazı insanlara da Allah yaratılıştan böyle bir şey veriyor. Yani oynamana gerek yok. Örneğin Gülşen'e kuliste dedim ya, müthiş bir korku filmlerini çok seviyorum da müthiş bir korku filmi çevrilse ben yönetmen olsam direkt başrol senin. Oo, teşekkür ederim. Vardı değil mi öyle bir şey? Var var. Var. Sicin Altı'da oynamıştı. Bayağı iddialıymış. Ya bu biraz şey herhalde, göz yapım falan da çok büyük benim. Hani yüzüm böyle hatlı, dolayısıyla direkt... Hani neyse o işte korku şeyi ya da ne bileyim gülüşler falan daha evet. Büyük görünüyor bende. Yalnız şöyle bir şey oluyor. Günlük dizilerin şöyle bir özelliği var. Başlarken nasıl, ilerleyen bölümlerde nasıl? Başlarken kıyafetler falan tarzlar biraz daha farklı. İlerleyen bölümlerde Dilara'ya bir bakıyorsun, dergi kapaklarından fırlamış ya. Gibi. Çok hoş gözüküyor. Çok teşekkür ederim. Hepiniz öyle zaten. Çünkü markalar, stil danışmanları da orada yükselmenle bağlantılı, seninle bağlantıya geçiyorlar. Kesinlikle ya. Ekstradan da yazıyorlar. Hani işte sosyal mecralardan sağ olsunlar. Yani oradan da geliyor böyle. Güzel oluyor, keyifli oluyor yani. O ağlamalı sahneler mi zorluyor insana? O sinir krizi geçirdiğini anlar mı? Sinir krizi geçirdiğim daha çok zorluyor beni. Yani çünkü atıyorum biz şey çalışıyoruz ya günlük dizide. Bir 5 bölüm öncesi, bir 5 bölüm sonrasından çekiyoruz aynı anda. Dolayısıyla 5 bölüm öncesinde böyle kahkaha attığım falan bir sahneden... Bir sonraki sahnede böyle sinir krizi geçirip böyle kendimi yerlerden yere atıp sonra böyle yine gülerek devam ettiğim süreçler... Beni biraz yoruyor. Diyelim ki sinir krizi geçirdin ve yönetmen tamam durun dedi. Ne yapıyorsun? Ay karnım acıkmıştı, şuradan bir şey gibi böyle anında bırakıyor musun? Şöyle hali? Oluyor, aynen öyle. Ya da bir dokunmayın, sakinleşin mi diyorsun? Yok, hiç öyle şeylerim yok. Krizi geçiriyorum, işte kestik diyorlar. Çay var mı diyorum ya, yani görüyorum orada çaycı. Hemen Sezai abi bir çay verir misin diyorum falan. Aynen hemen böyle. Hemen normale dönüyorsun. Aynen öyle. Çok bağırdıysan bir sürü rica ediyorum. Peki sana şimdi çok zor bir soru soracağız. Evet. İşin içinden çıkabilecek. Hazır mısın? Hazırım. Ben çok kolay çıktım. İki ismin resmi Barko'ya gelsin. Seyircilerimiz de yazıyor. İkisini de izlemişsindir. İzledim evet. Projelerine denk gelmişsindir. Aynen. Hangisini oyuncu olarak daha çok beğeniyorsun? Ya şöyle, ikisi de gerçekten, sizi de dinledim. Yani çok güzeller. Hı-hı. Gerçek anlamda çok güzeller. Ama oyunculuk anlamında yani bilemiyorum ya. Demet Özdemir sanki daha eskiden beri var ve daha çok çabalıyor gibi geliyor bana. Ben hani, de aynısını söyledim. Hani güzelliğine okey tabii ki önem veriyor. Hepimiz önem veriyoruz evet, buna artık. Tabii bakımlar, ki. Bir şeyler. Hani tabii. Yüzünde bir kusur varsa onu normalleştirmeye çalışıyorsun. Ama sanki ondan ziyade onunla beraber oyunculuğuna da önem veriyor gibi geliyor bana. O yüzden o diyorum. Hani oyunculuğu daha iyisinden ziyade çabasına çabası yönelik. Var. Evet, çabasına yönelik Demet Özdemir diyorum. Evet. Yoksa ikisi de birbirinden güzel yani. Starlar evet. Şu an. Hande Erçel de artık güzelliğimden değil yeteneğimden konuşulsun istiyorum diyor. Umarım. Demet çabasına bağlı. Yani tabii ki ben hepimiz için geçerli bu arada yani. Tabii. Derya Ender diyor ki Demet tabii ki. Tetikoğlu da tabii ki de Demet Özdemir. Detayda ikisi de bence demiş. Babacan Aygen de Demet Özdemir tabii ki. Güzellik ayrı bir şey. Hande'nin aşırı değişen yüz hatları da pek güzel gelmiyor artık demiş. Hiçbiri demiş senin gibi. Benim adaşım yazmış Gülşen. Hı. Reklam yüzleri zaten her ikisi de demiş. İkisi arasında tabii ki de Demet, Hande sıfır oyunculuk demiş. Demet Özdemir şeklinde geliyor mesajlar. Evet, şimdi aslında oyunculuğun sadece güzellikten ve yakışıklılıktan ibaret olmadığını bize kanıtlayan isimlerden bir tanesi de onun adını bir best model'la duyduk. Evet. Sonra bugünlere geldi. Kıvanç Tatlıtuğ'dan bahsediyoruz. O klişeyi yıktı Kıvanç Tatlıtuğ. Ve Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden ödülle ayrılan düet belgeselinin gösterimi için bir davete katıldı.
katıldığı davette biraz daha farklı bir Kıvanç Tatlıtuğ vardı. Saçı ve tarzıyla dikkat çekti. Bakalım Kıvanç'ın yeni imajına. Çünkü Özge Özpirinççi ile bir projeye başlayacaklar. Onun içinde gördüğünüz gibi saçların önü değişti. Fakat bir saç önü değiştirmekle bir şey değişiyor değil mi? Ben sana söyleyeyim mi? Şimdi biraz da kilo mu almış? Belgesel gösterimine gidiyor Müge. Bu belgesel tarzı mı? Bu böyle, bu belgesel festival, işte festivalde ödülle dönmüş bir belgesel tarzı. Bir boynuna flar takmamış. Ha? Eline de püpo mu almamış? Dur şöyle salaş bir tarzım olsun, biraz dağınık görüneyim falan demiş. Saçı da uzatmamış bence. Belki çünkü tarama şekliyle. Geçen hafta verdiği röportajda var saça jöle sürmemiş. Ha. Sprey yok, saçı yıkamış, çıkmış, olabilir. Üzerine ceketini almış, tişörtünü giymiş. Saçlar tabii jölesiz olunca da daha dağınık durmuş. Evet ama bana kilo da almış gibi, sanki. Biraz bir parça belki. Belki saç ama ne zaman aldı? De... Geçen hafta övdük çocuğu. Geçen hafta röportajında bir haftada mı kilo aldı bu çocuk? Evet, bence saçlardan dolayı. Biraz da şundan kaynaklanıyor. Bazen televizyonda Işık ekranda tabii. Görüntü verdiğinde, fotoğraf çektirdiğinde ya bir zayıf çıkıyorsun ya bir aynen. Yorgun. Halbuki alakası yok yakın görüntüyle. Ama yanında yönetmen Ali Bilgin'e de çok önem veriyor Kıvanç Tatlıtuğ. Onun her projesinde yanında destek. Şu haliyle Derya, Dilara hiç izledim mi bilmiyorum. Aşkın Memnu'nun ilk zamanlarındaki Behlül gibi durmuyor mu? Kesinlikle. Orada yani. Daha kiloluydu çünkü evet, ilk zamanlarda. Bir tık daha saçı uzun olsun evet. Mesela işte heh. Yani. Al. Ama evet. Sanki dudakları mesela dolgunlaşmış gibi yani kilodan bir, mı? Bir parça aa, evet, kilo. Olabilir. Doğru. İşte kilo. Yanaklar manaklar aynen, dolmuş gibi aynen, sanki. Biraz dolmuş peki, gibi. Peki sana soralım. Bizim aklımıza bir Kıvanç Tatlıtuğ gelince hele yeni projeleri de var şimdi. Hemen bir Beren Saat gelir. Beren Saat deyince de Kıvanç Tatlıtuğ gelir. Zaten ortak projeleri var ama Kıvanç Tatlıtuğ yeni işinde Özge Özpirinççi ile kamera karşısına hı-hı. Geçecek. Bir dijital platformda daha önce bir evet. İş yaptılar. Aynen. Yakıştırdın mı? Yani, seyirciler o konuda ikiye ayrılıyor çünkü. Ben çok yakıştıramadım ya. Çünkü Özge Özpirinççi böyle daha bana nasıl diyeyim çok soft geliyor. Yani onun yanına Kıvanç Tatlıtuğ değil de daha mesela esmer biri. Bence daha iyi partner olabiliyorlar. Bir kadın diye bir iş yapmıştı Özge Özpirinççi. Evet. Oo, muazzam. Çok iyi. Çok. Evet. Mesela oyuncuysa benim için Özge Özpirinççi oyuncudur. Kesinlikle. Öyle. Aynen öyle. Orada Rüştünü ispat etmişti. Adını şu an hatırlayamıyorum ama partneri... Mesela Uğur. Bence çok yakışıyorlardı. Hı. Çok da ünlü biri ama. Caner Cindoruk. Evet evet. Cindoruk. Çok bence orada çok yakışıyorlardı yani görsel olarak. Evet. Çok yakışıyorlardı. Yani Kıvanç Tatlıtuğ'la ne bileyim sarışın böyle sanki çok ya, oturtturamadın herhalde bana. Değil mi? Evet. Peki estetiğe nasıl bakıyorsun? Ya bence artık yani. Sende hiçbir şey. Bende şu botoks var botoks tabii var. Ki. Botoks yani artık herkes yaptırıyor. Evet. Botoks var tabii ki. Ya estetik şey diyemiyorum böyle. Yok asla yaptırmam öyle bir şey ne gerek var falan diyemiyorum. Yüz hatların çok değişmedikçe. Hı. Yani ben günün sonunda yine Dilara olarak görünebiliyorsam. Benim için okeydir yani. İşte ne bileyim. İşte Allah korusun belki burnum kırılacak. Onu yaptıracağım tabii ki. Ya da bende mesela buralarım bazen çok çıkıyor. Maseder botoks sıkmaktan. Gerekebiliyor. Hı. Evet. Çünkü var zaten çok aşırı sıkıyorum ve kırıyorum da arkadaki dişleri. Evet. Mesela yani şimdi bunları yaptırırım. Yani yarın bir gün ileride bilemiyorum. Belki daha büyük şeyler doktoruna de doktoruna gittiğinde ben oyuncuyum ama mimiklerime dikkat ederek o iğneyi basın falan böyle bir uyarıda bulunuyor musun? Tabii ki diyorum. İşte baby botoks denilen bir şey var. Onu yapıyorlar zaten. Var da benim bir doktorum. Ona gidiyorum sürekli. Arada kontrol de ettiriyorum bir şey var mı yok mu diye. İşte yani görürsünüz zaten hani şeylerim çıkıyor benim hala. Öyle. Ha, bir yap bakayım böyle mimikler falan. Böyle çıkıyor buralardan çizgilerim yine var. Öyle çok beni tamamen matlaştır, dondur yüzümü asla. Sevmiyorum. Peki son yıllarda yüzündeki değişimle dikkat çeken bir isim efendim. Hatta onunla ilgili şöyle manşetler atılıyor. Estetik harikası. Böyle haberler yapılıyor. O oyuncudan açıklama geldi. Oyuncu olduğum için dolgu, botoks yaptırmam diyor. Bakın oyuncu kim izleyelim. Şimdi biz üç kadın masada otururken ve Beslem Su konuşurken, yogadan söz ediyorken dedik ki birbirimize ya gerçekten etkili oluyor mu? Yani bilemiyorum. Sen denedin mi hiç? Ya denedim ama çok ufak tabii ki yani. Sıkılıyorum çünkü bir yerden sonra. Ben de sıkılıyorum. Bir sürekli deneyeyim böyle... dedim. İkinci dakikada ya telefon geldi ya bir şey oldu. Hemen sonuç almak istiyoruz çünkü. Tahammülümüz yok beklemeye. Sabrımız yok. İki gün üç gün yapıyoruz.
aynı, buradaki kırışıklıklar duruyor, çizgiler aynı. Aynen, falan. Hiç tabii. Boşuna uğraşmayayım diyorsun. Evet. Gidiyorsun, çünkü atıyorum, botoks bastırıyorsun. Çünkü iki gün sonra, üç gün sonra taş aynen. gibi oluyor. Bununla böyle bir ay, iki ay uğraş. Tabii. Yani. Müge, Bestem Su Özdemir, şöyle söyleyeyim, bir dizinin içinde şu anda. O diziye de denk geldim. Baktım, bu kız kim dedim. Sana yemin ediyorum tanıyamadım. O kadar değişmiş geldi bana. Bak şu dizideki hali. Hiç estetiğim yok diyor. Son hali ve hiç estetiğim yok diyor. Ama biraz evvel arkadaşlarımızın çektiği görüntüde alnı rahat kırışıyor. İşte. Yani dizideki ışık mı diyeyim artık? Ya da Instagram pozları mı? Fitresi. Ben ama dizide izledim. Bayağı değişik gözüküyordu görüntüsü. Yani eski halinden eser yok, öyle diyeyim sana. Evet. Şimdi şöyle bir şey, bazı oyuncuları da görüyoruz yakından. Aynen. Instagram başka, kamera başka, yakından başka. Bence ışık da, ayır. Işık da, dizilerde çok ışıklar da. Kesinlikle. Bir tane kesinlikle. Dizi var, hepsinin bütün oyuncuların cildi mermer gibi. Un kurabiyesi. Aynen öyle, un kurabiyesi. Öyle ışıklıyorlar. Hangi acaba şeymiş o ya, bize de mi söylesek? Hiç öyle bir takıntın yok değil mi? Yani. Şimdi burada oynuyorum ama ne bileyim işte burnum aktı, işte makyajım yüzüme bulaştı falan, öyle bir şeyin yok. Bana rol neyi gerektiriyorsa. Kesinlikle mesela ağlamalı sahne çekiyorum. Benim çok var öyle çok kriz çok geçirdiğim. Direkt mesela kestik, yakınlara gireceğiz dendiği anda mesela geliyor makyözler hemen. İşte burada yol olmuş mesela. Hı-hı. Ağlamışım. Diyorum bırak kalsın hani hiç. Bravo. Umurumda değil o esnada. Yok gözüm akmış, bir şey öyle olması gerekiyor. Düşünsenize ağlıyorsun. Ne rimelin akmış, ne burada çizgi var. Tabii. Olmaz yani, doğal gelmiyor bana. Niye uyanıyorlar? Bebek gibi uyanıyorlar. Gözlerindeki şey kirpikler falan tabii, böyle rimelli. Tabii. Ya biz onu olduğu kadar minimalleştirmeye çalışıyoruz. Tabii ki biz de yapıyoruz ama hani ben daha çok o doğallıktan yanayım. İyi görünmek değil oradaki derdim o anda. Tabii ki iyi görünmek var her zaman. Ama rol o esnada neyi gerektiriyorsa o yani. Salya sümük alıyorsam salya sümük alıyorum. Şimdi şöyle bir dezavantajınız var. Evet, oyunculuklar çok daha iyi yerlere gidiyor. Ne kadar insan gurur duyuyor evet. sektör adına. Ama bir yandan da şey çok, yerli yabancı alternatif çok. Hani birkaç yıldız olsa ekranda onların yaptığını izleyeceğiz. Ha, evet deyip evet. oturacağız ama öteki kanala geçiyorsun, başka bir yere geçiyorsun, yabancı kanallara geçiyorsun. Adamlar uçuyor doğallıktan. Kesinlikle, kesinlikle. Ve bizde de galiba ya yavaş yavaş oraya gidiyoruz gibi geliyor bana. Estetik yaptıranlar bile bir tık daha doğala kaçıyor diyeceğim ama son günlerde gördüm bir iki kişiyi. Onlar ne hariç. Yaptın? Görünce ne yaptın? Ne yapmışlar? Ben tanıyamadım. Yani şey ismini hatırlamıyorum şu an ama hani şey baktım böyle... Bu kim olduk böyle? Hatta biriyle bakıyorduk, hatırlamıyorum şimdi. Bu kim ya falan. Yeni biri mi çıktı acaba yine? Biz mi tanımıyoruz derken bir gösterler bu aslında falan. Dedim nasıl yani? O kadar mı? Ama bu mobbing de olabilir ya. Bunu bilemiyorum. Yani. Kim bilir kimler neler dedi yani. Evet. En son Büşra Pekin'in değişiminden çok söz ettik. Galiba belki oydu. Belki sen de onu görmüşsündür. Büşra. Galiba oydu. Büşra kilo bir verdi. 12-13 yıl içinde hani adına desen ki Aslı... Kafadan atıyorum. İnceoğlu. Ben inanırım yeni birisi evet, çıktı evet. diye. O oydu aynen oydu yani. Eski halini çünkü gördüm hani böyle yanaklı falan. Ama şuna kesinlikle inanıyorum. Bizim maalesef biraz acımasız bir toplumumuz var. Direkt hemen yazıyorlar ya. Bana da öyle çok geliyor mesela. Ne diyorlar sana? İşte ne bileyim gözlerin kocaman canavar gibi görünüyor. İşte bir ufak kilo alırsın işte bu ne böyle şişko. Zamanında da lise zamanında da mesela çok öyle mobbinge uğramıştım ben de yani. Dolayısıyla şimdi onu düşünüyorum. İnsan ister istemez diyor ki benim elime bir para geçsin. Bak ben neler yaptıracağım oluyorsun. Aa. Belki yani yaptırmadık çok. Sen takılıyor musun peki yapılan yorumlara? Artık takılmıyorum. Ama hani hı. artık belli bir deneyim. Başlarda nasıldın? Başlarda yani oturup ağladığım zamanları biliyorum yani. Ciddi misin? Tabii çünkü ister istemez hani sen orada başka bir şeye odaklanıyorsun. Hı. Başarılı olmak, işte işimi iyi yapmak hı. derken evet. bir bakıyorsun ki insanlar buna bakmıyor yani. Senin tamamen görüntün nasıl? Hı. İşte kaşın gözün nasıl? Direkt onunla seni yargılıyorlar. Seni ağlatan yorum neydi? Böyle yani, spesifik bir şey hatırlıyor musun? Yani spesifik işte kilomla zamanında dalga geçildiğinde. Çünkü hani bir değil, iki değil, üç değil. Hmm. Ve insanda ister istemez o direnç oluşuyor. Yani kilo vermek için çabalarken daha çok alıyorsun o süreçte. Tabii. Bir de yani. İnsanların değiştiremeyeceği özellikleriyle dalga geçiliyor ya. O çok mesela boy. Ya da örneğin, ne bileyim boy. Boy. Evet. Aha. Göz. Mesela, bak evet. sana diyor ki gözün iri. Ne yapacaksın? Aynen öyle yani. Ne yapabilirim? Evet. Ne diyebilirim yani?
Bunu yazanın kendisi nasıl acaba? İşte bilemiyorum, hani insanlar bence şey gibi zaten kendi de senden ya da kimi eleştiriyorsa ondan daha aşağıda gördüğü için kendini. Evet. Ona da muhtemelen aynı şeyler farklı biçimlerde söylendiği için o da içinde biriktirdiği nefreti, kini işte en iyi şekilde nasıl aktarabilir? Başkalarına yansıtarak aktarabilir. Evet. Hele bir de artık herkes o kadar ulaşılabilir ki. Evet. Tabii sosyal canım. Mecradan her türlü ünlü böyle en ulaşılamaz dediğin kişiye bile rahatlıkla yazabiliyorsun. Ben oraya atıyor. Sohbetteyim, tartışmadayım diyebiliyorsun. Aynen öyle. Peki Aslı Enver ve Demet Özdemir karşılaştırmasından bahsedeceğiz çünkü. Neden? Çünkü Aslı Enver'in hamileliği nedeniyle bırakmak zorunda olduğu rol Demet Özdemir'e gitti ve onun da bir partneri, yeni bir partneri oldu. Sözleşmeyi de imzalamak üzerelermiş galiba. İzleyelim. Evet, şey diyelim, sana da soralım. Nasıl buldun bu yeni ikili? Demet Özdemir ve Engin Akyürek. Yani ne bileyim, hiç yakıştıramadım yani, evet. Engin Akyürek'in yanında en çok herhalde bir Tuğba Büyüküstü'nü ben çok yakıştırmıştım. Tuğba Büyüküstü. Demet Özdemir'in yanına da Can Yaman. Evet. İnanılmaz iyi, evet, bir ikili olmuştu onlar. Kesinlikle. Onlar böyle daha görür görmez hani dersin ya, tamam dersin. Burada belki biraz izleyelim bir bakalım duruma havası yaratıyor değil mi? Emin olamıyorsun böyle. Yani ne bileyim şey Neslihan Atagül'le mi partner olmuştu şey? Evet. Sefir'in onunla kızı. Da evet, Sefir'in kızı mesela orada, evet, da bence çok iyiydi. Uyumları. Evet, doğru, doğru söylüyorsun. Ama yani renkli gözlüler sanırım daha çok gidiyor şeye, Engin Akyüre'ye. Olabilir. Demet Özdemir de biraz işte esmer, ne bileyim bilemiyorum da. Demet'in de son dönemde partnerleri hep böyle Fatma Gül'ün Suçu Ne dizisindeki oyunculardan. Dikkatinizi çekti mi? Engin Öztürk, Buğra Gülsoy, şimdi Engin Akyürek. Olabilir. Oradan seçiyormuş. Oradan denk geldi. Evet. Ama tabii kim kimi seçti acaba? Kafamda çok oturtamadım ben. Kim de. Kimi seçti? O da tartışılır. Yani hani popülerliği, imza attığı anlaşmaları, dünya üzerindeki diğer hayranlarıyla olan iletişim, evet, ve gücü açısından hangisi daha önde? Sen daha hakimsin piyasaya. Genelde erkek oyuncular mı seçiyorlar yanlarına partnerlerini? Bence kadın oyuncular seçiyor. Ciddi misin? Bence. Yani benim de duyduğum, gördüğüm, evet, haberlerden de baktığım. Evet. Genelde ilk önce hep kadın oyuncular aşağı yukarı belli oluyor zaten. Birkaç çok über isimler hariç. Hı. Kadın oyunculardan sonra bir bakıyorum tıpkı hemen erkek partner de belli olmuş oluyor mesela bir gün iki gün sonra. Hı. Dolayısıyla orada öyle düşünüyorum ben de, hani kadın oyuncu diyor ki benim yanıma hani bu sanki daha iyi olur gibi konuşuyor gibi geliyor bana. Şimdi bir izleyicimiz diyor ki sanki bütün dizilerde Demet Özdemir oynuyor gibi geliyor bana. Bu bir dijital platformların da tabii etkisi var tabii, burada. Tabii onun da etkisi şimdi var. Şimdi bazı isimler var. Mesela son dönemde hep onun örnek veriyoruz ama ne? Pınar Deniz. Aa, evet. O da sanki bütün işlerin içinde varmış gibi geliyor. Aynen. Demet Özdemir de aynı şekilde. O bir, Hande Erçel aynı şekilde. O bir de neden kaynaklanıyor? Bütün kampanyaların yüzü, aynen, olmaları konusunda. Evet, tabii. Şimdi her şeyi yerdeler. Açıyorsun, şu sayfaları açıyorsun, her yerden karşına çıkıyor. Hani bir reklam filminin yüzü oluyor, bir konferansa katılıyor, başka bir yerde konuşmacı oluyor. Dijital platformda oynuyor, ana kanalda oynuyor. Sen karıştırıyorsun kim nerede diye. Kesinlikle. Bundan çok görüyor oluyoruz ve sanırım o da bir algıda şey yaratıyor. Evet, karışıklık yaratıyor. Serap Tüncel diyor ki Engin Bey'e yazık olacak. Yakıştıramadınız herhalde. Dilara'mı ne güzel çağırmışsınız. Senin fan kulüp üyeleri yazmaya başlamış. Sevgiler. Demet Özdemir oyunculuğu diye bir gerçek var Müge Hanım. Duyuyor musun? Demet Özdemir oyunculuğu diye bir gerçek var. Olabilir. Ben seyirci olarak seçme hakkımı hani Hande Erçel mi, Demet Özdemir mi diye sormuştuk. Semra da diyor ki ne Demet Özdemir ne de Hande Erçel güzellik, evet, göz önündeler. Reklam yüzü her ikisi de ama oyunculuk tabii ki de ikisinde de yok. Hande Erçel sevenler burada mı? Hemen örgütlenelim demiştim. Birazdan TT olur. Çünkü onların şeyi çok yüksek. Burada takipçi, evet, ve herhangi biri bir şey söylediğinde göklere çıkarma ya da yerlere batırma kulüp üyeleri hemen harekete geçiyorlar. Evet, o konuda bayağı öndeler. Yani bu da güzel bir şey aslında. Tabii ki güzel onlar. Bir şey. Onun da kazancı ayrı ayrı yeter. Tabii ki. Peki başka bir konuyla devam edelim. Tight giyer misin? Giyerim. Giyiyorum bir tight polemiği var biliyorsun. Evet. Nüfret Duru'nun başlattığı. Biri tight'a dur desin demişti. Gelen tepkiler üzerine geri adım atmadı Nüfret Duru. Sözlerinin arkasında duruyor. Bu kez tight'ın altına giyilen spor ayakkabılara takmış. Bakın neden. Aşağı doğru iniyor. Evet. O tank ayakkabıları gördün mü hiç?
Ya da giyiyor musun? Tank ayakkabı. Şeyi getirelim hemen. Gonca Vustateri'nin elbisesinin altına giydiği tank bot tabii. Bot. Şimdi, bir de ayakkabısı var onun. Yanlardan yayılıyor. Önlerden yayılıyor. O ayakkabılarla böyle bir alışveriş merkezinde yürüyen merdivenlere şöyle binemiyorsun. Ayakların sığmıyor. Böyle yan durmak zorundasın. Gonca'nın gerçekten kocaman. Öyleydi. Allah Allah. Bak şimdi gelecek. Yok o daha kibar. Ha, öyle iyi, ki. Evet. Ya ben kaba ayakkabı seviyorum bu arada. Benim de var bir tane öyle. Hele bir de tabanı yeşil. Aman, hani görmediyseniz görün diye böyle. Kar lastiği gibi. Yani şey biraz galiba kar lastiği gibi. Bu bir tane ünlü bir marka var. Onun tabii ki burada şeyini yapmışlar, muadilini. Oradan görüp rengi hoşuma gitmişti. Onu bir giydim böyle herkes bu ne ya nasıl yürüyebiliyorsun bununla palet gibi falan diye söylemişler. Onların orijinalleri de dünya para yalnız. Aşırı hayatta da vermem yani onu da söyleyeyim. Vermez misin? Hayatta vermem. Yani ayakkabı çünkü bu yani yerlere bastığım bir şey, çamurda giydiğim bir şey yani. 100 bin lira veren bile var böyle. Alıyor bir iki kere giyiyor ve bir daha giymiyor. Mümkünatı gibi yok. Değil ya. Evet mümkünatı yok. Ben de sana katılıyorum o konuda. Gülşen de katılıyordur. Şimdi yok katılıyorum. Mekik turuya dönecektim. Mekik turu taytla başladı. Ayakkabıyla devam ediyor. Üste gelecek. Şimdi yukarıya doğru bence bir croplara takılacak yakında da. Görüyor musun o cropları da? Evet var. Yani sütyen gibi. O kadar değil yani o kadar hayatta gezemem. Crop ben de severim ama böyle değil yani. Hatta sütyen gibiyi de gördüm yani. Dönüp bir daha da baktım. Allah'tan kız bakmadı. Gibi değildi ne bakıyorsun? Kalacağım öyle. Ya ben de bakıyorum biliyor musun? Böyle ben de bakıyorum. Ben de bakıyorum yani. Değişik bir şey görünce bakıyorum. Çünkü dikkat çekiyor. Çünkü biraz da hani bakılsın diye de bir hareket tabii yani. Tabii. Şimdi o da aynada bakıyor kendine. Bana bir daha bakarlar diyor yani. Buna eminim. Evet. Öyle de çıkıyor yani. Evet. Müziğin sesini duyduk ve reklamlar. Evet günlerden bu yana Zeynep Bastık'ın Dünya Kupası'nda sahneye çıkacağı konuşuluyordu. Zeynep Bastık kupada FIFA Fan Festivali'nin içinde o kapsamda Albida Parkı'nda ücretsiz bir konser verdi. İddiaya göre de konserden kazandığı para 250 bin dolar yani 4 milyon 600 bin TL. Aldığı parayla sosyal medyayı salladı hem de Katar'da sahneye çıkmasıyla Zeynep Bastık. Şimdi Uğur Alkapar da yazmıştı zaten. Evet. Önce şöyle servis edilmişti haber. Açılışında sahneye çıkacak. Dünya ünlü yıldızlarla. Tabii Dünya Kupası'na. Sonra da hemen düzeltmesi gelmişti. Bir parkta ücretsiz konser verdi ama karşılığında da 4 milyon 600 bin lirayı cebine koydu. Ne güzel. Park konseri. Müthiş. Yılbaşı 4, piyangosu 3. önceden vurdu onu. Kesinlikle. Yani yılbaşında Türkiye'de sahneye çıksa Zeynep Bastık yine yüksek ücretleri imza atar ama kesinlikle alacağı para 4 milyon 600 bin olmaz. Güzel de görüntüler değil mi? Servis edilemedi yani fotoğraflarda hep bir görüntülerde hep bir bozukluk var. Belki, bugün herhalde servis edilir diye. Belki bugün gelir. Profesyonel çalışır. Bu da servis edilen barkodan çekilmiş gibi pembenin, sanki. Pembenin morun içinde Zeynep Bastık'ı bulmaya çalışıyoruz. Bir yerlerde söylüyor. Evet. Yaracığım çok teşekkür ediyoruz geldiğin için. Ben çok teşekkür ederim. Biraz melek ol. Adın gibi melek ol. İnşallah. Pazartesi görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın efendim.